Teknoseyir'e hoş geldiniz. Bu bölümde Amazfit Neo retro görünümlü saati inceliyoruz. Amazfit'i daha önce incelemiştik ürünlerini ama bu hiçbirine benzemiyor. Bu retro tasarımlı bir saat. Şöyle kutusuyla başlayalım. Zaten kutusundakinde neredeyse aynı birebir boyunu basmışlar. Şuradan zaten açtık tabii ki doğal olarak. Hemen içini göstereyim, sonra kendisini göstereceğim. Şöyle bir kutu içeriği var. Şunun içinde belgeler var. O direkt çöp. Şu şarj cihazı, onu da alayım. Şöyle minik bir şarj cihazı çıkıyor içinden. Kenara koyalım. Evet, bu kadar basit. Saati de şöyle kolumda görüyorsunuz. Şöyle onu da çıkarayım. Retro tasarımlı, adı Neo olsa da ironik bir şekilde. Bu benim neslimin çok yakından tanıdığı bir tasarım. Aslında birebir o dönemin Casio'ları. Onu taklit etmişler. Bu taklidi olumsuz anlamda söylemiyorum. Birebir yani o Casio'nun saatleri FV90 vesaire bir dönemin simgesidir. İşte o simgeyi burada Casio adını tabii ki kullanmadan kendi adlarıyla yapmışlar. Hatta işte şuradaki tuşları görüyorsunuz yanlarındaki. İşte bunlar birebir o dönemin saatlerinin yapısı. Ekranında zaten hani renksiz ekranlar tabii ki o zamanlar. Bunda aydınlatması var Allah'tan ama o zamanki aydınlatmalar da şeydi. Basardınız tuşa, bir tane zayıf böyle bir sağdan soldan ampul ekranı aydınlatırdı. O da yarısına yetmezdi zaten ama bunda artık arkadan aydınlatma var. Şöyle göstereyim. Onunla görüyorsunuz önünüzü. Ama geri kalan tasarımı şu 32 gramlık hafifliği, işte şu hatta şuradaki kordonun bile fiziki yapısı eski retro tasarımların aynısı. O konuda bence başarılı olmuşlar. Hani şu hava gayet güzel. Ama tabii ki bunu böyle retro tasarımı alınca bazı şeylerden de feragat ediyorsunuz. Bir defa bu ucuz bir saat. Bu 350 liralık bir saat. Yani bu günümüzün 1000 liralık saatlerinin yanında ucuz kalıyor diyelim. Başka bir de işte. Banttan hallice yani retro görünümlü bir aslında saat almak, bant almak yerine retro görünümlü bir saat alıyorsunuz ama içinde bant var. Bant teknolojileri var. Bu da bir akıllı saat olarak geçse de hep size özellikle hatırlatıyorum. Bunu çeşitli diğer ürünlerde de hatta Watch Fit'te de söylemiştim. Her ne kadar akıllı diye geçse de bunlar aslında tam akıllı cihazlar değiller. Mutlaka bir eksik akıllı oluyor. Bunun da eksikliği birkaç tane. Bir defa en önemlisi buna uygulama falan kuramazsınız. İkincisi şu ekran dokunmatik değil. Dolayısıyla bu tuşlarla yönetilen ama tabii ki günümüzün bazı ölçüm özelliklerini üstlerinde barındıran bir saat. Ama hani uygulama yükleyeyim ya da işte basarak şöyle kolayca ekrana dokunarak kullanayım diyebileceğiniz bir saat değil. Bunu gerçekten üstündeki fiziksel tuşlarla kullanacaksınız. Onlar da şöyle bakın şunlar back ve up, down ve up tuşları. Bunlara bastıkça ekranın şöyle gösterelim onu da değiştiğini göreceksiniz. Özellikleri değişiyor. İşte şu pil göstergesi mesela bu pil göstergesi normalde yok. Uygulama Zepp uygulamasından bunu ekliyorsunuz bunun menüsüne çıkıyor. Az sonra sayacağım bütün özellikleri menüden de çıkartabiliyorsunuz ki daha sade olsun. Ben hiçbirini çıkarmadım. Bakın bu nabız ölçeri. Bu payı bunun derecelendirmesi. Yani size bir fitness skoru veriyor. Onu iyileştirmenizi bekliyor. Alarm, saat, kronometre, rahatsız etmeme modu derken işte kalori, dünya saati falan da var üstünde. Yani bu Casio'larda da meşhurdur. İşte adım sayacı gibi ekranları tek tek böyle üstünde görüyorsunuz. Neyi açarsanız o gözüküyor ve orada kalıyor. Şu back tuşu üstüne basıldığında arka aydınlatmayı açıyor. Bu önemli. Çünkü arka aydınlatma aslında şu kol hareketiyle de açılıyor ama açılmadığı zamanlar da oluyor. Birazdan konuşacağız. Şuradaki select basarsanız saati kapatıyor. Onun dışında şununla yapacağınız hiçbir ayar yok ama açtığınız zaman tabii ki de uygulama Zepp uygulamasıyla eşleştiriyorsunuz. Uygulama bunu tanıyor, update ediyor, firmware'i var, onu hemen yüklüyor ve kullanmaya başlıyorsunuz. Zepp uygulaması zaten bazı özellikleri kullanabilmeniz için şart. Mesela bunun üstünde o geçtiği modların arasında spor modu yok. Mesela Watch Fit'te spor modunu başlatırsınız ama kendi üstünden. Bunda yok. Bunda Zepp'in kendisi başlatıyor. İşte koşayım mı? Ne yapacağım? Bisiklet mi süreceğim? Onları seçiyorsunuz. O orada çalışıyor. Niye? Çünkü bunun üstünde mesela GPS yok. Cihazın üstünde yok ama telefonda GPS var. Zepp uygulaması telefonun GPS'ini kullanıyor. Buradan da adım sayarınızı kullanıyor. İşte nabzı kullanıyor. Hepsini birleştiriyor uygulama ve size bir veri sunuyor. Dolayısıyla bunu birazcık uygulamayla kullanmak gerek. Zepp uygulaması aslında bütün Amazfit'lerin uygulaması. Dolayısıyla orada buna özel bir şey yapmamışlar. Bunda olmayan özellikler uygulamada işte veri alamamış gözüküyor. Orada görüyorsunuz kullanılmayan verileri. Yani ekrandan düşmek yerine orada sadece işlevsiz bir şekilde duruyor. İşte GPS'i yok. Bunun yanında işte bunun, biliyorsunuz son zamanlarda moda olan kan oksijeni ölçme gibi şeyler bunda yok. Bunun iki tane temel fonksiyonu var. Birincisi adım sayar, ikincisi nabız ölçer. Zaten bütün özelliklerini nabız ölçme üzerine kuruyor. Mesela işte uyku takibi var. Bu yapabiliyor. Derin uyku takibi yapıyor vesaire. Onların hepsini aslında temelinde nabız var. Nabzın düşüklüğüne, yükselmesine göre bakıyor. Birazcık harekete göre bakıyor. Bu şekilde bu ikisi üzerinden size verebileceği verileri paylaşıyor. Çoğu kişi için aslında yeter. Yani adım saymak, hareketlilik ve nabız, işte nabzınızın değişkenliği, bunlar spor programları için, spor verilerini ölçen programlar için yeterli veriler zaten. Ama tabii ki giriş seviyesi. Daha ötesi yok. Diğer daha gelişkin saatlere şimdi bir sürü şey ekliyorlar. Bu sizi bayağı idare eder ama. Bluetooth 5.0 ile iletişim kuruyor. 160 mAh bataryası var. 28 gün diyor Amazfit. Ben normalde süreyi bitirip öyle keste geliyorum. Bu sefer öyle yapmadım. Çünkü saatin özelliği o değil. Yani şu saatin zaten pek bir şey harcayamayacağı ortada. Her gün %5 gitti. Öyle söyleyeyim size. Demek ki 20 gün garantiniz var. 28'e tamamlar mısınız? O biraz kullanımınıza bağlı. Ben mesela bunu içinde ayarı var. Nabzı ne kadar ölçeceğini söylüyor. Ben bir dakikada bir ölç şeklinde ayarladım. Dolayısıyla bunu birazcık daha uzatırsanız pil ömrü biraz daha artar. O şekilde yani ben olabilecek her ayarı açtım. Bu %5'e tekabül etti. Günlük %5. 32 gram olduğunu söylemiştim. Bunun renkleri var. Kırmızısını gördüm satıldığını. Ben siyahı tercih ediyorum. Eskisi, yani eski retrosu öyleydi çünkü. Onun dışında tabii ki tahmin edeceğiniz üzere bir saatte bulunan özellikler var. İşte alarmı, kronometresi ve tabii ki bu bir telefonla bağlanabilen bir saat olduğuna göre notifikasyonlar, bildirimler var. Ama bildirim nasıl gelecek buna? Bildirim işte şuradaki ekranları görüyorsunuz. 3 tane zaten aslında bölüme ayrılmış durumda. Bildirimler mesela oturdunuz diyelim. Çok oturursanız işte ayağa kalk uyarısı geliyor. O up yazıyor, ayağa kalk anlamında. O kadar. Bir de ötüyor. Bunun iletişimi hep öterek yapılıyor. Dolayısıyla çaldığı zaman ya da işte bir bildirim geldiği zaman bunun ötmesini sağlayabilirsiniz. Titreşim motoru koymamışlar. Bildirimler bildirim geldi şeklinde anlaşılıyor. Dolayısıyla WhatsApp'tan biri bir şey yazdı. Onu burada göreyim, öyle şeyler yok. Ama bir şey olduğunu, telefonda bir hareketlilik olduğunu bundan anlayabiliyorsunuz. Şurada belki fark etmişsinizdir ama 20 milimetrelik kayış var ama bakın yok şeyi, şurada vidası falan. Bu bundan çıkmıyor normalde. Yani biz çıkartamıyoruz en azından. Belki diyorum saatçi bunu sökerek bunu değiştirebilir. Bu bir dezavantaj bence. Kayışların değişmesi lazım. Saatçi yapar ama biz kendimiz şu anda değiştiremiyoruz. Hemen yırtılacak, bozulacak bir şeye benzemiyor ama bence eksi. Tabii ki şimdi bakın kullanmıyorum. Ekranı görüyorsunuz. Öyle sabit. Bu always on ekran var bunda. Az önceki pili buna göre düşünmeniz lazım. Bunun ekranı her zaman açık. Eski saatlerde olduğu gibi. Sonuçta renkli ekran değil, bir şey değil. Dolayısıyla tüketimi de az. Bu şekilde gerçek bir saat gibi sürekli çalışabiliyor. 5 atmosferlik su dayanımı var. Dolayısıyla bundan yağmur, çamur ya da işte biraz da yüzme yapılabilir. Ama yüzmek için mesela özel bir antrenman modu yok. Dolayısıyla yüzme antrenmanınızı ona özel metriklerle kaydedemezsiniz. Altimetre falan da yok. Yani yükseğe çıktığınızı anlamayacak. Dolayısıyla adım sayarken mesela herhalde basamak çıkarken birkaç tane eksiğiniz olur. Ama zaten orada başka bir sorunu var. Bunun harekete duyarlılığı çok değil. Yani küçük hareketleri kolay algılayamıyor. Ben işte Watch Fit'le kıyaslarken arada her zaman Watch Fit'in böyle 200 adım kadar böyle çok da dolaştığım zaman bir fark olduğunu görüyorum. Yani bir günün sonunda baktığım zaman 200 adımdan minimum 200 adım fark oluyor ikisi arasında. Daha kısa mesafelerde, düz yürüyüşlerde o kadar bir fark olmadı. Yani tempolu bir yürüyüşte aynı veriyi elde ettim ama biraz da günün sonunda bütün günü küçük adımlar, küçük işte bir odadan bir odaya gitmek gibi, yani böyle çok büyük eforlar sarf etmediğiniz şeyleri de dahil ettiğimizde o aralığın daha da açıldığını gördüm. Bunun sebebi işte dediğim gibi küçük hareketleri algılamaması. Bunu ilk şeyde fark ettim. Mesela gecenin bir saati uyanıyorsunuz, saat kaç diye bakacaksınız. Hani şöyle bakmanız lazım. Şu kadarcık bir özellikle yatay kolumdaki bilek hareketinde ışığının yanmadığını fark ettim. O bilek hareketini algılamıyor çünkü. Bunu algılamadığı gibi minik işte yürümelerinizde, kısa mesafe yürümelerinizde, daha sakin yürümeleri de atladığı oluyor. Dolayısıyla günün sonunda daha böyle pahalı saatlere göre biraz daha az adım attığınızı varsayarak hep bakın o değerlere. Normalde gerçekte daha çok adım atıyorsunuz. Harekete duyarlılığı iyileştirebilir mi firmware'le falan zannetmiyorum. Bunu biraz böyle kabul edeceğiz. Ama nabız sayacı hep bununla uyumlu gitti. Orada bir sorun yaşamadım. Çünkü muhtemelen altındaki teknolojiler benzer teknolojiler. Bir sorun yok. Uyku takibinde de sorun yok. O da bence doğru baktığım zaman doğru teşhisler koymuş. Her şeyi bilemem. Derin uyku gerçekten derin uyku mudur? Onlara bilemem ama en azından ne zaman uyuduk, ne zaman kalktık onları doğru ölçmüş ve doğru loglamış uygulamasına. Uygulaması da şey değil zaten, kolay bir uygulama, güzel bir uygulama. Onu kullanırsınız diye tahmin ediyorum. Ama günün sonunda bu saati almanızın sebebi işte şu retro tasarımı sevdiniz mi, sevmediniz mi? Sevmediyseniz bileklik alırsınız mesela. İşte Xiaomi'nin bilekliğini alır geçersiniz, bir bant alırsınız vesaire ama onlarda işte saat görünümü yok. Saat görünümünün ötesinde şu retro eskiye dönüş, işte o eski Casio görünümü hoşunuza gitti mi? Gittiyse bu çok böyle alternatifi olan bir ürün değil. Fiyatı da fena değil işte 350 liraya. Baktığınız zaman temel akıllı saat işlerinin de hani işte adım saymaktır, nabızdır gördüğünü görüyoruz. O konuda da bir eksiği yok. Üzerinde o fonksiyonları tuşlarla tabii idare ettirmek dışında bir farkı da yok. Diğerlerinde hani şöyle şu hareketi yaparak geçtiğim özelliği bunda sadece şuna basarak geçiyorum. Hatta ne kadar hızlı basarsam o kadar hızlı geçiyor. Dediğim gibi bu listeyi sadeleştirirseniz daha da konforlu olur uygulamasında. Böyle çok da anlatılacak bir şey yok aslında. Hani hediyelik eşya olarak çok uygun buldum. Böyle birilerine hediye etmek isterseniz. Çünkü özel bir ürün. Hani hep takmaya da bilirsiniz. Hani hediye edeceğiniz kişinin saati olabilir ama önemli değil. Bu başka bir şey sonuçta. Bu biraz daha oyuncak gibi. O yüzden hediyelik eşya olarak düşünebilirsiniz bunu. Şu anda da satılıyor. 350 ortalama fiyat. Daha düşüğe de bulabildiğim yerler oldu ama 350 daha garanti bir fiyat. Şunun da şarjı olacak. Bu birazcık hoşlanmadığım bir şey. Çünkü kaybolursa başka bir şeyle şarj etme durumu olmuyor. Hepsinde böyle maalesef. Bütün saatlerde kendilerine has teknolojiler geliyor. Bu yüzey şuraya temas ettirmesini gerekecek tabii ki. Evet, adı Neo. Tekrar söyleyeyim. Amazfit Neo şu an satışta. Retro severlere bir alternatif. Diğer alternatifiniz ne? Bu kare şeklinde olan, mesela bu benim Watch Fit gibi değil de kare şeklinde olan, mesela Apple Watch gibi saatlerde bunların arayüzleri Watch Face olarak oluyor. Onlardan da aldığınız zaman hiç aratmıyor retroyu. Ama işte bu fiziki olarak da çerçevesiyle, hatta şu işte kayışıyla o zamanları birebir yansıtmış. Amaç da buymuş. Bence böyle değerlendirirsen başarılı bir ürün. Evet, bir sonraki bölümde görüşmek üzere.